Ve şimdi bunlar niye olur merak ediyorum. Bunu da sorayım size. Hemen dinleteceğim. Lütfen. Ekrana verebilirsem. Evet verdim. Koyacaktır. 31 Mart'ta 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazze'li yavrularımız sevinecek ve orada Gazze'nin özgürlüğü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze'ye yapacağımız yardımlar için inşallah 31 Mart'ta milletimiz yine gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır. 31 Mart'ta 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Hocam 31 Mart'la Gazze'deki yani o İstanbul'daki sonuçla Gazze'lilerin sevincinin ne alakası olabilir? Yani biz bunu geçmişten biliyoruz. İstanbul kaybedilirse Kudüs düşüyordu, Mekke düşüyordu, Ankara düşüyordu. Yani ya, ne alakası olabilir? Yani bu kadar çok yok, bunu diyene sorulacak. Ya niye ticarete devam ediyorsunuz kardeşim? Yani, niye ticareti kesmiyorsunuz? Demiri, çimentoyu, gemicikleri gönder. Devletin burada birinci derecede sorumluluğu var. Devletin içinde olmadığı hiçbir işte bizim sivil toplum olarak da yapacak bir şeyimiz olmuyor. Yani çok sınırlı bir yerel yönetimlerinde yani insani yardımsa onu herkesin yapması gerekir. Kaldı ki bu senaryoların hepsinin arkasında Habat var. Yani bu Epstein'da Habat'ın bir parçası. Yine Agarta var. Yani bu fuhuş, kumar, uyuşturucu mafyasının bulunduğu lobi. Bakın Habat Kıbrıs'ta şu ana kadar grubu bulunan partilerden hemen hemen hiçbirisi grup olarak bu konuyu dile getirmedi. Yani hiçbiri. Bu Netanyahu da Habat'ın bir parçası. Bu Habat işte bu son Amerika'daki tünellerdeki yakalanan çocukların cinsel tacizi, öldürülmesi yani Epstein takımı. Şimdi ben bakıyorum uluslararası sistem kimlerden oluşuyor? Uluslararası sisteme ve bu durumda Doğu Akdeniz'de donanması bulunup İsrail'e lojistik destek veren ülkeler bizim NATO müttefiklerimiz, Avrupa Birliği üyesi birlikte güya gelecekte birlikte var olma iddiasını taşıdığımız 3 çeyrek asırdır. Turhan'ın bir karikatürü var. Domuz ağalında yavrusunu emziren malaklarını emziren domuzu emmek için bekleyen koyun misali. Bekliyoruz. Ve onlara karşı hiçbir sesimiz çıkmıyor. Bırakın İsrail'e karşı olmayı. Onlar nezdinde bile İslam İşbirliği Konferansı İsrail'le İşbirliği Konferansı'na döndü. Bakın Azerbaycan hani iki devlet bir millet dediğimiz İsrail'i ilk destekleyen Azerbaycan'dı. Geldik İslam Konferansı kınama kararı aldı. Sonra da bir temas heyeti oluşturdu. Temas heyeti kimlerden oluşuyor? Suudi Arabistan, Mısır, Arap Birliği Genel Sekreteri, Abbas yönetimi. Abbas yönetimi zaten Hamas'ı dışlamış vaziyette. Bir de Türkiye var. Bir ara Katar katıldı. Yine bazı ülkelerde Malezya geldi gitti. Bir 10 gün böyle bir ziyaretlerde bulundular. Sanki onların bilgisi olmayan konularmış gibi. Rahmetli ninemin bir sözü vardı. El ayağı boş değil yavrum, tuttuğu iş değil derdi. Ah. Bizimkilerde elleri ayakları boş değildi. Tuttukları bir iş de olmadı. Zaten öyle bir heyetten sağlıklı bir sonuç çıkmazdı. Amerika'da özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisinin kaldığı otelde basın toplantısı yapmasına bile izin verilmedi. Sonra hocam, bir odada, rastgele bir odada. 25 efendim? Şubat tarihinde sevgili hocam bir retweet yaptınız. Aksa tufanı sonrası yeni sözlük diye Gazze'de açlıktan ölenlerle değil Gazze'lileri açlıktan öldürenlere gıda sevkiyatının yapıldığı ve sözde Kudüs ve Filistin sevdalısı dindarların iktidar olduğu ve kitlelerin buna itiraz etmediği edenleri de suçladığı ülkeye Türkiye denir diye.
Yani tabii çok İslami kesimde AK Parti tabanında sesini çıkartmayanların önemli bir kısmında da öfke var. Öyle bir korku var ki bakın şimdi CHP'ye oy verecekler, AK Parti gelmesin diye verecek. Onu sevdiği için değil, ötekinden korktuğu için. AK Parti'ye oy verecek olanların bir kısmı da AK Parti için değil, CHP gelmesin diye oy verecek. Yani merkez kaç oylar bana kalırsa seçimin sonucunu belirleyecekler. Bu merkez kaç oyların aslında sandığa gitmemesi halinde Avrupa'da bu sorun değil de yani en büyük partiden daha fazla bir kitle sandığa gitmezse acaba bu siyasiler durumu anlayabilirler mi bilmiyorum. Ama gerçekten bütün partilerin tabanlarında çok ciddi bir karamsarlık var, umutsuzluk var, aldatılmışlık hissi var. Güvenlerini kaybettiler. Daha fazla kimden korkuyorlarsa onun karşısında olana sığınıyorlar gibi bir durum. Yani suya düşen yılana sarılır.